Son zamanlarda koronavirüse yakalananların sayısı iyice artmaya başladı. Hatta kimi yerlerde rakamlar katlanarak gidiyor. Koronavirüs sürecinde en çok dikkat ettiğimiz kurallar maske, mesafe ve hijyen. Tabii kurallara uymayanlar da bir hayli fazla. Bu durum vaka sayılarındaki artışa neden oluyor. İnsanlar çok tedbirsiz. Hani zevklerine düşkünler. Sürekli dışarı çıkıyorlar. Biraz daha gevşek, tedbirsiz davranıyoruz. Sanırım alıştık. Koronavirüsün tüm bu olumsuzluklarına rağmen umut verici haberler de gelmiyor değil. Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer firmalarından aşıya dair müjde geldi. Ben gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aşı çalışmaları senenin başından beri yapılıyor. Nisan'da çıkacak dendi, Temmuz dendi, Kasım dendi. Aralık geliyor. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Vallahi ben pek inanmıyorum aslında. Aşısı zor bulunur diye düşünüyorum. Ama inşallah faydalı olur. İnsanlar yakın davranır. Ve sonuçlarını görürüz de şu maskelerden özellikle kurtulma şansımız olur. Geç kalınmış bir bulunma. Ben daha evvel bulunmasını istiyordum. Geç kalındı. Netice ne olur? O da meçhul yani. Virüsle mücadelede denetimler sürüyor. Bir yandan da aşı çalışmaları yapılıyor. BioNTech firmasının kurucuları Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci umut verici aşının başarılı olduğunu duyurdu. İki doz halinde uygulanacak aşının fiyatı ise 19,5 dolar yani yaklaşık 160 Türk lirası. Yine iyi yani 158 lira. Makul bir fiyat. Yani herkes yapamazsa da yine iyi yani. Çok yüksek bir fiyat değil. Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum yani. Uygun bence piyasaya göre baya uygun. Çünkü ben şu an bir iğne yaptırıyorum 1000 TL değerinde yani. Peki Türkiye'ye gelse olur musunuz bu aşıyı? Olurum. Tabii ki. Kesinlikle olurum. Gerçekten işe yarayacağını düşünürsem fiyatta hiçbir sıkıntı yok. Daha yüksek de olsa verirdim. Ama ben güvenmiyorum çünkü aşının içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz. Belki başka bir şeye zarar verecek. Ben yaptırmam. Kendi ülkem bir aşı bulursa onu yaptırmayı düşünürüm. Kimse kimseye güvenmez aslında aşı konusunda. Sonuçta ölüm var ucunda. Yani etkilerini bilmediğimiz. Tabii ki. İnşallah aşı bulunmuştur, netice alınırdır ve ben de vurunurum tabii. Ne ben ne de çocuklarım. Kimseyle olmaz. Hiçbir şekilde olmam yani. Tanıdıklarıma da olmasını tavsiye etmem.